Bu kaynat makinesinin inceleme videosunu kanalımızda bir süre önce yayınlamıştık. Şimdi de içini açacağız. Gerçeği göreceğiz. Ne gibi şoklar yaşayacağımızı az çok tahmin edebiliyorum. Siz de şok olacaksınız. Hazırsanız başlıyorum sökmeye. Bu arada burayı sökmeye gerek yokmuş. Çünkü alttan tutan bir şey yok. Sadece şu metali tutuyor. Geri takalım. Şu tuş boş. Yani dönüyor ama bir fonksiyonu yok. Buradan bir sürpriz bekliyorum. Zaten bu makinenin 350 amper vermesi imkansız. Yani içerisinde kondansatör olması lazım. Mümkün değil, sığdıramaz da. Ekrandaki gerçek sayıyı düzeltebilir miyim? Ona da bakacağım. Aklımda bir iki fikir var. Yani 350 değil de atıyorum bu 120-140 amperlik bir cihazsa ekranda da o amperi gösterecek. Eğer umduğum şekilde çıkarsa. En azından vidaların boyları aynı. Ha, şurada da varmış. Kartımız 400 watt, 330, 330 ne yapar? 660. Bununla 350 amper asla görülemez. Mümkün değil, imkanı yok. Yani 2000 olsa mesela 250-200 olabilir. O rakama bile gelmiyor. Bunlardan 4 tane daha konsa belki yine kurtarmaz ama en azından bu kadar yalan olmaz. Bu parçadan 2 tane var. Bir burada, bir de burada. Bir de şu arkada bir parça var. Üzerindeki yazıları okuyamıyorum. Asıl amper taşıyan parçalar da şunlar. 60 amper taşıyor. İki tane var. Bir de bu tarafında. Şöyle bir parça var bak. Yani şunun diğer tarafında. Şu. Ne olduğunu bilmiyorum. Kartın arkasında şurası. Başka ne var? Karta bakalım madem. Aa, inanamıyorum. Bu niye çıktı direkt? Vidalar tutmuyor. Çalışıyor ama. Yani ben bunda kaynak yaptım. Parasını da çıkarttım. Evet. Tuş yalan. Şu tuşu merak ediyordum ya boş diye. Ne diyor? Arc Force. Bağlantı yok. Neden böyle? Bu cihazların profesyonellerinde bu bağlantı var. Kartta ona uyumlu. Yani bunu karta takamazsınız. Ona uyumlu kartı var. Adam aynı kutuyu üretiyor. Fakat burada o delik var. Ne yapıyor? Yalandan buraya bir parça atıyor. Düğme de atıyor ama işlevi yok. Ne diyorlar? Mal meydana çıktı. Benim şu anki amacım ne? Ekrandaki gerçek değeri ayarlama. Bir yerleri koparmadan, kırmadan. Bunun için şu ekranı söküp arkasına bakacağım. Çevirebileceğimiz bir şey var mı? Kısa videolarda da söylüyoruz ama pek kimse dinlemiyor. Mekanikte zorlama yoktur. Bununla bir denedik. Tutuyordu ama dönmedi. Ne yaptık? Tornavidanın ucunu değiştirdik.
Bir de şöyle bir şey vardı. İçeride sallanıyordu. Onu da temizledik ama aradığımız şey burada yok. Demek ki içine yazılımla gömmüşler. Şöyle bir ayar yeri olsaydı bunu düşürerek 120'ye çekecek. Bu sayede çalışırken kafamız karışmayacaktı. Bir umut dedik ama yok. Ne derler? Çareler tükenmez. Bu göstergedeki değerimiz kaç? 353. Orijinal değerimiz kaç? 120. 353'ü böleceksin 120'ye. Ne çıkacak? Buradaki her bir rakamın aslında kaçı gösterdiği ortaya çıkacak. 2,94 ediyor. Yani burada 10 değerini gördüysen 2,94'e böleceksin. Gerçek amperi bulacaksın. Mesela 300 diyelim. Burada 300'ü gördün. Böl 2,94'e. Kabaca söylüyorum. 100. Yani bu makine 100 amperde çalışıyor demektir 300'deyken. Eline hesap makinesi alırsan daha net sonuç elde edersin. Ufak tefek sapmalar olabilir 2,94 olmasından dolayı. Testlerinde de zaten inceleme videosuna bakarsanız görürsünüz. 170-185 aralığında 2,5'lu kaynak yaptım. Bu da hesaplama işleminin doğru olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar yani alın da demem, almayın da demem. Ancak bu fiyata ben bugün olsa yine alırdım. Çünkü işimin görüldüğüne bakıyorum. Kaynak için bir şeyi kaynakçıya götür, nazını çek, doğru yaptı, yapamadı, bir sürü dert. Ancak bu makineyle 2,5'luk elektriyotu çok rahat kullandım. Güzel de kaynak yaptı. İkiliyi de kullandım. 2,5'ün üstünü denemedim. Bir tık üstünü daha eritebilir. Ancak uzun ömürlü olmaz cihaz o zaman. Genelde piyasada kullanılan elektrotlar 2,5'luk parasını çıkarır. Ama çok böyle profesyonel makineler gibi değil. Öyle bir makineyi alıp da evimde kocaman yer kaplamasını istemem. O mantıkla aldım ben. Cihaz bu, mal bu. Daha da diyecek bir şey yok. Bu konuda bilgi arayanlar için güzel ve faydalı bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.